Geçen yaptığım videoyu şöyle bir tekrar göz attığımda biraz karışık çözdüğümü fark ettim. O yüzden bununla ilgili şöyle daha basit, daha olayı anlatan bir soru çözmek istiyorum. Şurayı bir silelim tamamen. Şimdi fonksiyonumuz, bize verilen fonksiyonumuz fx eşittir x kare eksi 1 eksi 1'in kübü. Biz bunun grafiğini çizeceğiz. Bu sefer hiç asimtotlara girmeden bunu çözmek istiyorum. Şimdi bunun grafiğini çizerken bize lazım olan elemanlar f'in birinci türevi. Farklı bir renk. Evet, yine pembe, en sevmediğim renk. Biraz kırmızı yapalım. F'in birinci türevi x'i bulacağız. F'in türevi x bize fonksiyonun nerelerde artıp nerelerde azaldığını söylüyordu. Bakalım şimdi kompozit türev. İlk önce şu dışının türevi, yani şu içeride sadece x varmış gibi düşünün. X kübün türevini nasıl yapıyorduk? 3 dışarı, içi olduğu gibi kalıyor. X kare eksi 1, 1'in karesi çarpı içinin türevi 2x. Bu da bize neyi veriyor? 6x parantez içinde x kare eksi 1'in karesi. Şimdi bir de ikinci türevi bulalım. İkinci türevde mavi renkli. F'in ikinci türevi x. Size böyle bir fonksiyon verildiğinde ve grafiğini çizmenizi söylediğinde soruda ilk önce yapacağınız adımlar bunlar. Türevleri bulmak. İkinci türevine bakalım. Şimdi şunun türevini alacağız. Çarpımın türevi var. İlk önce 6x'in türevine bakıyorum. 6x'in türevi 6. Çarpı. İkinci türev olduğu gibi, ikinci kısım olduğu gibi, yani x kare eksi 1'in karesi artı 6x, ilk kısmı ellemiyorum. Şimdi şu kısmın türevini alıyorum. Şu x kare eksi 1'in karesinin türevini alırsam, şu aynı şekilde şurada yaptığım ilk türev gibi, ilk önce bir dışının türevi 2 gelecek çarpı 2 çarpı içi olduğu gibi x kare eksi 1 çarpı içinin türevi 2x. Buradan da bize ne gelir? Şöyle bir şey yapalım. Şimdi şurada x kare eksi 1'ler ortak. X kare eksi 1. Şimdi şunu şöyle açarsam. 6 x kare eksi 1 x kare eksi 1 artı şuraya 12x, hatta 12x de değil, şu 6x ile 2x çarpıyorum, 24x kare 24x kare çarpı x kare eksi 1 dersem f'in ikinci türevi bunu da şöyle devam ettirirsem. Şimdi her tarafı x kare eksi 1 parantezine alırsam. Şu x kare eksi 1 parantezine alıyorum. O zaman 6 ile şu x kare eksi 1'i çarparsam. Ve şunlarla toplarsam. Toplamda 6x kare artı 24x olacak. Yani 30. Yani 30x kare eksi 6 eksi 6 çarpı x kare eksi 1. Tamam da bunu birazcık daha devam ettirirsem. Şimdi şurayı da 6 parantezine alırsam. 6 parantezinde 5x kare eksi 1. X kare eksi 1 2 kare farkı x eksi 1. X artı 1 olarak yazdım. Hatta şunu da 2 kare parantezi 2 kare farkıymış gibi yapmak istiyorum. Şunu da şu 5'i de dışarı attım. Bakın şu 5'i de dışarı attım. Her tarafı 5'e bölersem
Devam ediyorum. Şöyle devam edersem. 30 çarpı 5 parantezine aldım. X kare eksi 1 bölü 5 x kare eksi 1 bölü 5 x eksi 1 x artı 1 devam ettiriyorum. 30. Bunlar artık sadece işlem. Şunu da 2 kare farkında açarsam ne olacak? 2 kare farkıyla bunu da açarsam x eksi kök içinde 1 bölü 5 çarpı x artı kök içinde 1 bölü 5 çarpı x eksi 1 x artı 1. Bu da bizim neyimize eşit? X artı 1. Bu da bizim f'in ikinci türevi x'e eşittir. Tamamdır. Türevleri buldum. Şu birinci türev, şu ikinci türev. Şimdi grafik çizmem için bana bir tablo lazım. Şuraya bir tablo yapacağım. Önce şu ifadeyi bir sen nereden geldin be? Neyse şu ifadeyi şuraya yazıyorum. Vaktimi yiyor. F'in türevi x eşittir 6x x kare eksi 1'in karesi. F'in ikinci türevi de şu. Şimdi artık grafiğimizi çizelim. İlk önce bir tabloyu oluşturacağız. Şimdi tabloda bu video da biraz uzun sürecek gibi. Şurası f'in türevi x. İlk başta bunu koydum. Ondan sonra mavi rengi alıyorum. Şurası f'in ikinci türevi x. Aynı şekilde çizgileri devam ettiriyorum. Sizin de yapmanız gereken şey bu. Artık fx. Hatta bu fx'i kırmızıyla çizeyim. Çünkü birbirleriyle arasında ilişki kuracağım birazdan. Fx siyah renge geri döndüm. Bir tane daha fx çizeceğim. Aynı fx'ine. Yine bu da fx. Tamamdır. Şimdi kaç tane bizim kritik noktamız var? Kritik noktalar neydi? Türevi sıfır yapan değerler. Şimdi bu nerelerde sıfır olur? Şu fonksiyon. 6 bir kere sıfırda bir sıfır değil mi? Sıfırda bir sıfır. 1'de sıfır olur. 1'de sıfır olur ve eksi 1'de sıfır olur. Diğer noktaları değerle. Şimdi ikinci türevin sıfır olduğu noktalara bakalım. Bakın. 1, eksi 1, eksi 1 bölü kök 5 artı 1 bölü kök 5. Toplamda 4 noktamız var. 1, eksi 1, 0 değil. Artı 1 bölü kök 5. Artı 1 bölü kök 5. Aynı şekilde eksi 1 bölü kök 5. Şimdi şu doğruları uzatıyoruz. Maalesef yamuk oldu ama. Tamam. Grafik çizmeden önce ilk yapmanız gereken şey bu. Tamam. Fena sayılmış. Birazcık. Biraz daha düzgün.
Tamamdır. Evet, şimdi fonksiyon nerelerde artmış, nerelerde azalmış, nasıl artmış onlara bakacağız. Şimdi ilk önce f'in türevinden bakıyoruz. İlk bakmanız gereken kısım şu nokta. İlk şu okla gösterdiğim nokta ilk önce şu kolonu şey doldur, şu satırı dolduracağız. Şimdi bakalım. Birden çok büyük değerler verdiğinde, şurası f'in türevi de. Birden çok büyük değer verdiğinde, mesela 5 verdiğinde burası şu kısım pozitif. Zaten karesi var. Daima pozitif olmak zorunda. Bu kısım da pozitif. Öyleyse bizim şuradan birden büyük olduğu kısımlarda pozitif. Şimdi birden küçülürse aynı şekilde burada kare olduğu için kareden yırtacak. Yine burada pozitif. Sıfıra gelene kadar pozitif. Şimdi sıfırdan küçük olursa, şimdi burası yine pozitif olacak. Şu kareli ifade yine pozitif olacak. Ama şu kısım artık sıkıntı yapacak. 6x'te şuradaki x sıfırdan küçük olursa f'in türevi x sıfırdan küçük olur. O zaman şurası artık eksi. Aynı şekilde komple eksiye doğru gidecek. Tamamdır. Şimdi ikinci türevin işaretlerine bakalım. Şimdi ikinci türevin işaretlerinde ne bakalım. Birden büyük değerden başlayalım. Birden büyük değer verirsem, mesela 5 verirsem, bura pozitif, bura pozitif, bura pozitif, bura da pozitif. Şu birden küçük bir değer, 1 bölü kök içinde. Yani 1 bölü kök 5, birden küçük. Her türlü burası komple pozitif. Demek ki pozitif. Ondan sonra, şimdi köke geldim. Köke geldim. Ne olacak? İşaret değiştireceğim. Öyle bir kural vardı hatırlıyorsanız. Çünkü tek dereceli veya çift katlı kök değilse işaret değiştireceğiz. Yani artık şurada bizim bir eksimiz var. Aynı şekilde yine kök 5'te şuradan bir kök daha değiştiriyorum. Bakın şunun kök noktaları şu çizgiler. Şu çizgiler şunun kökleri. İkinci türevin kökleri bunlar. Buralarda hep kök değiştireceğim. Ama sıfır bunun kökünü değiştirmiyor. Çünkü sıfır kökü değil bu fonksiyonun. Şu f'in ikinci türevinde. O zaman artı geldim, eksi geldim. Bundan sonra yine artı geleceğim. İşaret değiştirdim. Sıfırda herhangi bir şey olmayacak bu sefer. Şimdi eksi 1 bölü kök 5 yine köke geldim. Yine işaret değiştireceğim. Eksi. Eksi 1 yine köktü. Yine bir tane daha işaret değiştireceğim. Artı. Şimdi aslında ilk önce bunu yapmadan önce şey yapsaydım daha hoş olurdu ama şimdi bakalım. Şu kırmızı. Fx. Şimdi bu fx'in artıp azalması olsun. Artıp azalmaya bakarken neye bakıyorduk? Birinci türeve bakıyorduk, değil mi? Birinci türevle bakacağız. Şimdi eksi ise fonksiyon azalacak. Fonksiyon azalacak. Yine eksi ise fonksiyon bakın eksi azalacak. Aynı şekilde eksi fonksiyon sürekli buna aralıkta azalacak. Yani eksi sonsuzdan sıfıra gelene kadar bizim fonksiyonumuz azalacak. Ondan sonra sıfırı geçtiğimiz anda artık fonksiyon artacak. Bakın türevi çünkü pozitif. Türevi pozitif. Aynı şekilde artı sonsuza kadar sıfırdan artı sonsuza kadar da bizim fonksiyonumuz artacak. Şimdi şu mavi çizdiğimde artışın nasıl arttı? Yani artma ve azalmanın yukarı konkava mı aşağı konkava mı ona bakacağız. Şimdi bakıyorum. Fonksiyon azalmış. Fonksiyon gittikçe azalıyor. Nasıl azalıyor? Pozitif yani yukarı konkav bir şekilde azalacak. Öyleyse fonksiyon nasıl azalacak? Şöyle yani bizim için lazım olan kısım şu nokta. Şu şekilde. Şu şekilde azalacak. Yani eğimi gittikçe artarak azalacak. Şimdi geliyoruz. Eksi 1 ile kök 5 arasında, 1 bölü kök 5 arasında fonksiyon yine azalıyor. Bakın fonksiyon yine azalacak. Ancak ikinci türev negatif. O zaman ikinci türev negatifse nasıl azalacak? Şöyle azalacak. Yani bizim için artık ilgili olduğumuz kısım şu kısım. Bizim için şu kısım önemli. Şu kısım önemli. Şimdi aynı şekilde bakalım. Yine fonksiyon yine azalıyor ama ne olmuş? Artıya dönmüş yine. O zaman yukarıya döndüreceğiz yine. Yukarı şekilde artacak. Aynı şekilde şimdi bu sefer fonksiyon artık azalmaktan artmaya geçmiş.
İkinci türev yine pozitif. Yine yukarı doğru artacak. Eksi işareti gördüysek yine aşağı çevireceğiz o'umuzu. Artı işaret yine yukarı çevireceğiz. Tamamdır. Artık her şey tamam. Artık şimdi grafiğimizi çizebiliriz. Şurada biraz ufak çizeyim. Şimdi noktaları bir yerleştirelim. Fonksiyonumuz neydi bizim? Fonksiyonumuz fx eşittir x kare eksi 1'in küpüydü. Kritik noktalarımız nerelerde? Şimdi x eşittir 0 için. X eşittir 0 verirsem eksi 1 de kesecek. X eşittir artı 1 eksi 1 için 0 olacak. Artı 1 eksi 1 için 0 olacak. Bir de başka bir önemli noktamız şuralarda bir yerde. Şuralarda bir yerde. Şuralarda bir yerde bir ne olacak? Bir büküm noktamız var. Neden büküm noktası dedim? Çünkü görüyorsunuz bakın. İkinci türev işaret değiştiriyor. İkinci türevin işaret değiştirdiği noktalara biz ne diyorduk? İkinci türevin işaret değiştirdiği noktalara büküm noktaları diyorduk, değil mi? Aynı zamanda bu noktalarda bizim şeyimiz sıfır oluyordu. Aynı şekilde bir de bir büküm noktası görüyorsunuz. Fonksiyon şu şekilde yukarı konkavdan aşağı konkava geçiyor. Şimdi çizelim. Nereden gelecekti fonksiyon? Fonksiyon eksi çok büyük değer verirsem artı sonsuzdan gelecek. Artı sonsuzdan gittikçe bakın fonksiyon giderek şu kırmızıya bakacaksınız. Gittikçe fonksiyon azalacak. Nasıl azalacak sorusunun cevabı işte şu kısım. Şu kısım şöyle azalacak. Şu şekilde azalacak. O zaman ben eksi 1'e kadar bakın eksi 1'e kadar o şekilde azalıyorum. Eksi 1'den sonra bakın eksi 1'den sonra yine azalmaya devam ediyor. Ancak artık şu şekilde azalmaya devam edecek. Yani artık aşağı konkav şekilde azalmaya. Eğer bunu çizebilirsem helal olsun bana. Yani ilk önce böyle geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tam eksi 1'de durdum. Eksi 1'de durdum. Eksi 1'den sonra artık azalma eğimim değişti. Artık şöyle azaldı. Şu noktayı şu nokta olarak düşünün. Bizim eksi 1 bölü kök 5 noktamızı şu noktamız olarak düşün. Artık şurada bakın şöyle geldim. Ondan sonra şu tarafa doğru. Yani şu şekilde artık şu şekilde azalmaya başladım. Bu şekilde azaldım. Tam bundan sonra yine azalmaya devam ediyor. Bakın fonksiyon yine azalmaya devam ediyor. Ama nasıl azalacak? Bu şekilde azalmaya devam edecek. Sıfıra kadar. Bakın sıfıra kadar bu şekilde azalmaya devam edecek. O zaman yine döndüm. Bir büküm noktası daha. Eksi 1 bölü kök 5'te bir kere daha büküldüm. Artık şu şekilde azaldım. Tamam sıfıra geldik. Yani artık şu kısımlardan kurtulduk. Kısımlar artık bizim için yok. Bu kısmı da şimdi yaptık. Şimdi sıfırdan artmaya devam ediyoruz. Sıfırdan artıyoruz. Bakın artık artışta. Fonksiyonumuz artacak. Nasıl artacak? Pozitif, ikinci türev pozitif. Şu kısımda, şu kısım şu şekilde artacak. Şu şekilde artacak. Nereye kadar? Artı 1 bölü kök 5'e kadar bakın. Artı 1 bölü kök 5 şu nokta sayın. Artı 1 bölü kök 5'i. Bakın. Arttırdım, arttırdım, arttırdım. Yukarı konkava arttırdım. Evet. Güzel arttıramadım. Biz şu noktayı birazcık daha önde alalım. Şu nokta. Bakın. Arttırıyorum. Arttırıyorum. Tam bu noktaya geldim. Tam bu artı 1 bölü kök 5 noktasına geldim. Tam şu noktaya geldim. Şimdi ne olacak? Bu şekilde artıştan şu şekilde artışa geçeceğiz. Artık şu şekilde artacağız. Artık bu şekilde artacağım. Nereye kadar? 1'e kadar bu şekilde fonksiyon bu şekilde artacak. Şurası da bir noktamız.
Tam 1'e kadar bu şekilde bakın döndüm. Tam böyle gelirken kıvrıldım. Böyle 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 kıvrıldım. Tam bir noktasında bakın fonksiyon tam bir noktasında artmaya devam edecek sonsuza doğru giderken. Ama artık şu şekilden değil, şu şekilde artmaya devam edecek. Şu şekilde yukarı bükey bir şekilde. Daha doğrusu yukarı konkav bir şekilde. Tam böyle geldim. Artık bir kere daha bükülüp bu şekilde artmaya devam edeceğiz. Evet. Şekil ilginç oldu. Bakalım bir de bunun metkette çizilmişi vardı. Evet. İşte görüyorsunuz. Fonksiyon. Şöyle. Hoş olmayan bir fonksiyon. İşte burada onu biraz çizmeye çalıştık. Tabii şunların skalası benim çizdiğimden biraz daha farklı olduğu için daha farklı görünüyor. Ama tamamen aslında aynı fonksiyonu çizmiş olduk. Yani sizin eğer grafik çizmek istiyorsanız ilk önce türevleri bulmanız lazım. Verilen fonksiyonun görüyorsunuz ilk önce türevleri bulduk. Birinci türevi bulduk. Sonra buradan ikinci türevi bulduk. İkinci türevimizi de bu bulduk. Ondan sonra bütün bizim noktalarımızı ikinci türevi de sıfır yapan, birinci türevi de sıfır yapan noktaları şu şekilde tabloda yerleştirip noktalara bakıyoruz. Evet. Benim için şu anlık bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.